Değerli Türk Haber izleyenleri, ekranlarınız başına hoş geldiniz. Bugün de bir güzergah programıyla sizlerin karşısındayız. Bugünkü güzergahımızı Kütahya'ya planladık ve konuğumuz Belediye Başkanımız Sayın Alim Işık. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Güngör Beyciğim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bir kez daha size ve bize hayırlı olsun. Sağ olun. Yanlış hatırlamıyorsam sizinle üçüncü güzergah programını yapıyoruz. Evet başkanım. Başkanım, yoğun programınızda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fakat ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Bir Güney Kore ziyaretiniz oldu hafta sonu. İsterseniz bu ziyaretin değerlendirmesiyle başlayalım. Çok teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce Bartın ilimizde meydana gelen maden faciasından dolayı hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Zor bir konu. Tabii Güney Kore ziyaretimiz geçen haftaydı. Dünyada yaklaşık 250 bine yakın belediyenin üyesi olduğu bir birliğin genel kuruluydu. Yani Dünya Belediyeler Birliği'nin 7. olağan kongresine gittik. Evet. Biz de Türkiye'den yaklaşık 20'ye yakın belediye başkanı arkadaşımızla beraber oranın üyesi olarak programa katıldık. Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanlığını yapacak başkanların seçimi oldu. Evet. 4 aday vardı farklı bölgelerden. 9 bölge var bu birliğin altında. Biz Orta Doğu ve Güney Asya bölgesinden katılıyoruz. Evet. Bizim bölgemizden de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız adaydı. Evet. Şükür ülkemiz ve bölgemiz adına en azından dönüşümlü olmak üzere her biri birer yıl yapacak şekilde bir anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki yıl yani Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız bu Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanını yapacak. Biz de aracı şehirlerle ilgili oturumda hem moderatörlük hem de konuşmacı olarak davetliydik. Evet başkanım. Hem MEVA dediğimiz Orta Doğu ve Güney Asya Belediyeler Birliği'nin genel değerlendirmesinde konuşmacı olarak hem de aracı şehirler oturumunda konuşmacı ve moderatör olarak üzerimize düşeni yaptık. Elde ettiğimiz deneyimleri paylaştık. Başka belediyelerin kendi belediyelerinde yaptıkları uygulamalarla ilgili şehrimize aktarabileceğimiz deneyimleri dinledik. İyi bir platform. Yerel yönetimlerde gerçekten dünyanın birçok yerinden farklı uygulamaların sergilendiği, paylaşıldığı. Dolayısıyla orada fikir alışverişinin ve dostlukların giderek artırıldığı bir platform. İyi oldu. Hayırlı olsun inşallah şehrimize, i̇nşallah ülkemize olsun. Ve tüm dünya belediyelerine. Evet başkanım. Biz de onurla ülkemizi ve şehrimizi temsil etmeye çalıştık. Temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz bu aydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'i Kütahya Belediye Meclisi hemşeri olarak ilan etti. Evet. Bu arada hayırlı olsun. Sağ ol. Bu konudaki görüşlerinizi, bu hemşerilik ilan edilmesinin perde arkasını bize bir açıklayabilir misiniz? Tabii. Öncelikle Sayın Valimize hayırlı olsun. Gerçekte tabii Kütahya'mızın asli hemşerisi olmakla beraber mevzuat gereği Fahri Hemşerilik Beraatı'nın verildiği ve böylece hemşerilerin tescillendiği bir uygulamaydı. Evet. Ağustos ayı meclisimizde, olağan meclisimizde belediye meclisimizin aldığı oy birliği kararla ilimizin valisi olan Sayın Ali Çelik'e Fahri Hemşerilik Beraatı'nın verilmesi uygun görüldü. Sayın Valimiz de bu Fahri Hemşerilik Beraatı'ndan da çok memnun olduğunu ifade etti sosyal medya. Memnundur çünkü hakikaten insanlar için onurlu bir belge o. Evet. Bir şehrin yerel meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla o şehrin hemşerisi kabul edilmesi onun açısından da onurlu bir durum. Tabii ki biz de bunu durup dururken vermedik. Sayın Valimiz 2 yıla yakın süredir ilimizde valilik yapıyor. Hakikaten göreve başladığı ilk günden bu yana şehrimizin sorunlarının çözümüyle ilgili ciddi mesailer harcadı. İlin köyünden
beldesine, beldesinden ilçesine, ilçesinden merkezine kadar birçok konuda kendisine gelen talepleri doğru değerlendirip şehrin menfaatine karar alacak şekilde yol göstericilik yaptı. Gerçekten de yoğun mesai harcıyor. Aynen öyle. Bizim de Kütahya Belediye'mizin bu belgeyi vermesindeki birkaç somut gerekçesinden birisi şehrimize kazandırdığımız Zafer Meydanı'nın arsası özel idareye aitti. Evet. Arsanın belediyemize ait bir taşınmazla, eski belediye binamızla takas edilerek belediyemize geçirilmesinde hem özel idare kanadında hem de valilik makamı kanadında ciddi katkılar oldu. O sorunun çözülmesinde önemli bir katkısı oldu. Benzer şekilde şimdi eski 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nun olduğu yer yine özel idareye aitti. Oraya yeni bir iş merkezi yapmak üzere evet. Kendisine götürdüğümüz talebi de yine takas yöntemiyle uygun gördü. Onun sürecinin yönetilmesinde ciddi katkılar oldu. Yine belediyemize ait olan Yeşilay'ın bulunduğu bölgedeki bir taşınmazla orayı takas usulüyle değiştirdik. Belediyemizin mülkü haline getirdik. Ondan sonra oraya 30 Ağustos ve Ayakkabıcılar İş Merkezi yapacak şekilde zanaat çağrısı projemizi ihale ettik. Şu anda imalatına başlandı. Allah nasip ederse önümüzdeki yıla orayı bitirip Ulu Cami'nin önündeki iş merkezinde yerleri bulunan esnafımıza bir alternatif olarak orayı yaptıktan sonra onları oraya taşıyıp Ulu Cami'nin önündeki iş merkezini yıkarak orayı yeşil alana dönüştüreceğiz. Park bahçe şeklinde. Evet. Böylece Ulu Cami'nin önüne açacağız. Yani bu projede de o mülkiyetlerin takası sürecinde Sayın Valimizin katkılarını aldık. Diğer taraftan Darül Kurra gibi bir ata mirası, ecdat yadigarı eserin ayağa kaldırılmasında, restorasyon sürecinden, valilik özel idare kanadından maddi manevi katkılarını gördük. Tabii belediyemizin mülkü olarak bu işin sorumluluğu bizdeydi ama ciddi katkılar oldu. Ayrıca hem Ulu Cami civarında hem de Kütahya Kalesi'nin kale kapısının restorasyonundan tutun, yeniden şehrimize değerlendirilmesinde, kazandırılmasında katkısı olacak birçok projede Sayın Valimiz destek oldu. Hep yol açıcı oldu. Yol açıcı. Evet. Bir de şehrin erklerini bir araya getirip aynı masa etrafında görüş paylaşacak bir zemini hazırladı. Benim evet. için çok önemli olan kısımlarından birisi de o. Bu şehirde geçmişte birçok valimizle, yerel yönetimde ya da diğer sivil toplum kuruluşlarında veya meslek odalarında görev alan insanlarımız arasında uyuşmazlıklar olmuş. Bundan da şehir kaybetmiş. Evet. İki yıldır biz böyle bir sıkıntılı durum yaşamadık. Gerek sosyal, gerek kültürel faaliyetlerde önde yürüdü. Diğer kurum ve kuruluşları bir araya getirmede üzerine düşen valilik görevini yaptı. Biz memnunuz. Dolayısıyla şehrimize kazandırdığı, özellikle Kütahya Belediyesi'nin icraatları açısından iki önemli büyük projede her ne kadar mülk belediyenin olsa da sorunların çözümünde tarafların bir araya getirilip orta yolda buluşturulmasında ciddi katkılarını gördük. Bundan dolayı da fare hemşerilik beraatı belediyemizin tüm meclis üyelerinin kabul oylarıyla kendisine uygun görüldü. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Valimize ve Kütahya'mıza hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet Sayın Başkanım, az önce Zafer Meydanı'ndan bahsettiniz. Evet. Meydana Kütahyalı hemşerilerimizin size nasıl bir dönüşler oldu meydanla alakalı? Şimdi meydanla alakalı tabii meydanın yapımı sürecinden başlamak üzere çok farklı görüşler ortaya çıktı. Evet. Ama son geldiğimiz nokta itibariyle bir genel değerlendirme yapacak olur isek hemşerilerimiz son derece memnun ve mutlu. Çünkü Türkiye'nin en büyük meydanını Kütahya'da kendilerine kazandırdık. Evet. Burada bu şehrin bir hemşerisi olmak, vatandaşı olmak inanıyorum ki hemşerilerimizi çok mutlu etti. Çünkü imalat sürecinde projenin her ne kadar billboardlarda ve elektronik panoda projesini sergilesek, yayınlasak da bitmeden nasıl olacağını tahmin edemeyenler, kimisi yazdı çizdi, kimisi homurdandı, kimisi dükkanın önünde inşaat süreci devam ettiği için gönül koydu, serzenişte bulundu. Çünkü bunların hepsi haklıydı.
geçmişte bir alt geçidi 2,5 yılda yapamayan bir Kütahya Belediyesi'nin böyle bir yaklaşık 100 bin metrekareye yakın, 95 bin metrekarelik imalatın olduğu projeyi 2-3 ayda bitireceği hemşerilerimiz aklının ucundan geçmiyordu. Evet. 2-3 sene burası kapalı kalırsa biz batarız, mahvoluruz, yanarız endişesiyle başta bazı esnaflarımız tepki gösterdiler. Her ne kadar açıktan olmasa da bu tür bir endişeye kapılmışlardı. Ama biz çok hızlı bir şekilde oranın imalatını tamamlatarak 29 Ağustos'taki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretini de bir fırsat bilip o tarihe yetişecek şekilde belki de tarihi rekor diyebileceğimiz bir hızla meydanın temel altyapısını tamamladık. Şimdi rötuş işleriyle beraber en son 29 Ekim'de tüm imalatlar bitip teslim alacağız. Evet. Hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Çünkü bu meydanın bir özelliği var. Evet. Kütahya tarih, kültür ve sanat şehri diyoruz. Evet. UNESCO'da yaratıcı şehirler alanına zanaat ve halk sanatları dalında girmiş bir şehrin bunu kendisine şiar edinip yansıtması gerekiyordu. Bu meydanda onu gördük. Bu meydan bir tarih kenti olan şehrimize yakıştı. Çünkü valiliğimizin önündeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alan tören olarak düzenlendi. Bu tören alanının girişi 16 Türk bayrağının tarihteki Türk devletinin bayraklarıyla donatıldı. Atatürk Anıtı'nın karşısında 26 Ağustos Büyük Zafer'in başlangıcına atfen diktiğimiz 26 metrelik gönderde şanlı Türk bayrağımız var. Arkasında valilik binamız. Diğer tarafında ortada 70 metre çapında bir dairesel alanın içerisinde Kütahya'nın kültürünün ve sanatının sergilendiği Çinili vazo ve onun havuzunun, o da orijinaline uygun şekilde havuzunun bulunduğu alanda ilk orijinal hali olan 1971 yılındaki şekliyle yeniden şehrimize kazandırıldı. Evet. Tabii ki aynı anda trafiğe açık, yani yaya trafiğine, yol trafiğine açık. Hem toplanma alanı, hem tören alanı olarak kullanabilecek, hem gezinti alanı olacak, hem geçmişteki yeşil alanın 3 katına, 4 katına çıkmış yeşil alanın olduğu, hem de sert zeminin bulunduğu çok orijinal ve akıllı kavşak modeliyle yönetilen, trafik ışıklarının olmadığı, sürekli araç trafiğinin akış halinde olduğu bir kavşak türü bu, meydan türü. Dünyada da son trendte. Bunun örneği çok fazla yok. Dolayısıyla böyle bir meydana Kütahyalı hemşerilerimiz sahip olunca şimdi çok mutlu. Oraya akşam veya gündüz gittiğinizde hemşerilerimiz hem şehrimizin bir hatıra fotoğrafı olarak fotoğraf çekilmesinde hem de oraya gittiğinde dinlenmesinde, vatandaşlarımızla buluşmasında, akrabalarıyla, dostlarıyla vakit geçirmesinde bir buluşma yeri oldu. Biz mutluyuz şehrimize bunu kazandırdığımız için. Böyle bir projeye yaklaşık 60 yıldır kimse cesaret dahi edememişti. Çünkü şehrin merkezinde tüm ana aksların kesiştiği bir noktada bu projeyi uygulamaya geçirmek bir cesaret istiyordu. Şükür biz onu kimseyi mağdur etmeden kısa sürede bitirdik ve şehrimize kazandırdık. Hayırlı olsun diyorum. Çok memnunlar. Hemşehrilerimizin bize dönüşü de geri dönüşleri de çok olumlu. Tabii 29 Ekim'de açılınca ve üzerine de bir yaz mevsimi gelince Evet. Hemşerilerimizin nefes alacağı bir alan olacak. Oldu. Evet. Sayın Başkanım, ben sizinle yaptığımız programlarda projelerinizi konuşuyoruz. Şu anda tamamlananlar var, tamamlanacaklar var veya şu anda adım atılanlar var, imalatı devam edenler var. Ben bu projelerden ikamah kağıtı almak istiyorum. Öne almak istiyorum çünkü bu proje sizin Kütahya nüfusunu gençleştirme projeniz. Evet. Onun için önemsiyorum. Bir de bu projede gerçekten bir kazan var. Şu yönüyle kazan var. Hem Kütahya açısından bir kazan var. Çünkü Kütahya nüfusu hem gençleşiyor ve nüfusunu buraya getiren gençler sayesinde Kütahya bütçemize katkı geliyor. Bu katkıyı veren gençler de sizin yaptığınız anlaşmalarla bu ikamahgah kartı sahip olarak onlar da bazı indirimler ve avantajlarla onlar da kazanıyorlar.
İsterseniz bu projeyi bir daha bir hatırlatalım izleyenlerimize. Teşekkür ediyorum. Zamanlaması da uygun oldu. Şimdi üniversiteye yeni gençlerimiz geldi. Evet başkanım. Bu Aralık ayı sonuna kadar da gençlerimizin kredi yurtlarında, kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarda kalanlar hariç, özel evlerde kalanlarının, ikametgahlarının buraya taşınmasıyla ilgili bir sürecin başlangıcı. Onun için bu projeyi bir kez daha onlarla paylaşmak için fırsat verdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Buyurun. İkamet kart projesi bizim önemli vizyon projelerimizden birisiydi ve bunu şükürler olsun şehrimizde uygulamaya geçirerek birçok şehre örnek olacak çok olumlu sonuçlar elde ettik. Evet. Bundan dolayı da biz Türkiye çapında birçok kurum ve kuruluş tarafından övgüyle bahsedilen bir belediyeye dönüştüğümüz gibi bundan ödüller de aldık. Evet. Bu projenin esası şuydu. Öğrenimleri süresince şehrimizde bulunan yaklaşık iki üniversitemizdeki 50 bin dolayındaki öğrencinin merkezde ikamet eden 35-40 bin civarında bulunan şahıslarımızın kayıtlarını ikametgah adresi olarak şehrimize alıp evet. Bu şehrin özel evlatları haline dönüştürülmesiydi. Bu çağrımıza 2019 yılında göreve gelir gelmez kulak veren yaklaşık 11 bin civarındaki öğrencimiz olumlu cevap verdi. Ve ikametgahlarını buraya aldırarak Kütahya Belediyesi'nin mücavir alanı içerisindeki nüfusunun ilk kez Cumhuriyet tarihinde 250 bin üzerine çıkarılmasına vesile oldular. Ve biz bundan dolayı biraz önce bahsettiğiniz gibi kazandık. Evet. Niye kazandık? Bir grup değiştirdik. O zaman B7 grubu belediyeler içerisinde yer alıyorduk. 100 bin ile 250 bin nüfuslu belediyeler grubundaydık. Evet. Bir anda 250 bin ile 500 bin arasında nüfusa sahip olan belediyeler grubuna, B8 grubuna yükseldik. Bundan dolayı bizim otomatik olarak belediyemizde çalışan memur norm kadro sayımız 103 kişi arttı. Evet. Yani 700 civarında olan memur sayımız 800'e çıktı. Diğer taraftan 31 olan belediye meclis üyesi kontenjanımız şimdi önümüzdeki mahalleler seçimlerinde 37'ye yükselecek. Yani 6 kişi daha evet. Meclis üyesimiz arttı. Bir de bir önceki yılın aynı ayına göre kıyaslama yaptığımızda belediyemizin merkezi idare vergi gelirlerinden aldığı payda ciddi miktarda artışlar oldu. O gün için söylüyorum. Bu miktar ayda 4-5 milyon lira gibi bir miktardı. Tabii bu çarpan etkisiyle belediyedeki nüfus artışının diğer eşdeğer belediyelerdeki artışa göre yüksek olmasından kaynaklı çarpan etkisiyle de meydana gelen artıştı ama bunun sebebi öğrencilerimizdi. Ama bizim için daha da önemlisi sizin de biraz önce bahsettirdiğiniz gibi nüfusu gençleştirmeydi buradaki amacımız. Evet. Çünkü mahalli değerler seçimleri öncesinde şehrimizi analiz ettiğimizde bu bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olan ve ortalama yaşı en yüksek olan ildi. Evet. Böyle olunca da yatırımcılar ihtiyar nüfusun yoğun olduğu bir ile kolay kolay yatırım yapmıyorlardı. Bunun önünü açmak, bu sorunu ortadan kaldırmak için şehrimizin gençleşmesi gerekiyordu. Göçün durdurulması gerekiyordu. Burada da en önemli nüfus sürdürülebilir genç nüfustu. Evet. Bunun oranını yükselttiğimiz ölçüde genel yaş ortalamamız düşecek. Diğer çevre illerimizde rekabet edebilir bir duruma gelecektik. Amacımız buydu ve şükürler olsun bunu başardık. O öğrencilerimizin ikametgahlarını buraya alarak hem nüfusumuzun artmasına hem de nüfusumuzun genel yaş ortalamasının düşmesine yaptıkları katkının karşılığı çok fazla. Yani maddi olarak ölçülemez. Ama manevi olarak bizim yanımızda çok değerli. Bundan dolayı da biz öğrencilerimize bunların karşılığında bazı özendirmelerde bulunalım dedik. Yine belediye meclisimizden geçmesi gerekenlerini geçirdik. Evet. Örneğin şehir içi ulaşımda normal üniversite öğrencisinin biletine göre %15 oranında indirim yaptık. Evet başkanım. Diğer taraftan ikametgahı burada olduğu için su faturasını da su saat sayacı öğrencimizin üzerineyse abonesi belediyemiz ödemeye geldiğinde %25 indirimli ödemesini sağladık. Üniversitemiz yurtlarıyla üniversite kampüsü arasındaki 16 nolu hatta %25 oranında indirim yaptık ulaşım indiriminden.
Halk ekmek büfelerinde bu seneden başlattık bunu hemen. Şu anda 350 kuruş ekmek, normal ekmek. 50 kuruş indirim yaptık. Öğrencimiz ikamet kartını gösterdiğinde 3 liraya alacak. Diğer bakkallarda 4 lira, 4,5 lira satılan ekmeği ikamet kartı olayında 50 kuruş daha indirim yapacak. Evet. Bazı firmalarımız, özellikle işitme cihazları satan firmalarımız geldiler, biz de protokol imzaladılar. Yine otobüs firmalarımız protokol imzaladılar. İkamet kartı sahibi olan öğrencilerimize indirim taahhütlerinde bulundular. Onlardan yararlanabilecekler. Örneğin belediye Kütahya spor maçına girmek isterse ücretsiz girebilecek öğrencilerimiz. Yine şehrimizde bir ilki başlattık geçen ay. Elektronik skotur, bu elektronikli bisikletler kullanılır duruma geldi. Orada %25 oranında öğrencilerimiz isterlerse indirimli bundan yararlanabilecekler. Ayrıca Esnaf Odaları Birliğimiz, ticaret borsamız ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamızla protokol imzaladık. Onlara üye olan esnaflarımız gönüllülük esasıyla kendi belirttikleri indirim oranlarında, evet, öğrencilerimiz bunların sattığı ürünlerden veya verdiği hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecekler. Onun dışında belediyemizin kendisine ait olan sosyal tesislerimizde, restoran ve çay bahçelerimizde %20 oranında, fitness salonlarında %20 oranında, öğrencilerimizin çamaşırını yıkamak için ve diğer vatandaşlarımıza çamaşır yıkama hizmeti veren çamaşırhanemizden de %50 oranında indirimli yararlanabilecekler. Bu ve benzeri kolaylaştırıcı uygulamalarla öğrencilerimizin adreslerini buraya almaları konusunda özendirme yapıyoruz. Aslında demin Sayın Valimize, Belediye Meclisimiz Fahri Hemşerilik verdi. Aslında şu anda sizin bu yaptığınız kampanya üniversite öğrencilerine bir hemşerilik teklifidir aslında. Tabii. Onlar da bizim hemşerimiz oluyorlar. Aynen öyle. Zaten buradalar. Çünkü bizim resmi nüfusumuzla fiili nüfusumuz arasında ciddi bir fark vardı göreve geldiğimizde. Evet. Örneğin 246 bin nüfusa karşılık 270-280 bin kişi yaşıyordu. Dolayısıyla bunların içerisinde 40 bine yakın öğrenci ikametgahı burada olmadığı için veya 20-25 bin evlerde kalanlar burada görünmediği için o az sayıda insana gelen katkı payıyla çok sayıda insana hizmet veren bir belediye durumundaydık. Dolayısıyla belediye hizmetlerinde kalitede ve yeterlilikte düşmeler yaşanıyordu. Evet. Bunu yükseltme, öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilme, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilme adına öğrencilerimizin de buraya, buranın vatandaşı konumuna gelmelerini sağlayacak bir yol gösterdik. Zaten öğrencileri bittiklerinde, yeni bir göreve başladıklarında veya şehirlerine döndüklerinde adreslerini E-Devlet üzerinden anında alabiliyorlar, güncelleyebiliyorlar. Evet, dolayısıyla burada onların adresini almakla ömür boyu burada kalacakları anlamında bir uygulama da değil bu. Sadece, evet, burada bulundukları sürece burada sayılmalarını sağlayarak devletten gelecek katkıdan onlar adına yararlanma, bunu da, evet, onlara hizmet olarak daha fazlasıyla verme şeklinde düşünebiliriz. Evet. Bu anlamda öğrencilerimiz gerçekten bize çok ciddi anlamda katkı sağladılar. Evet, şehrimizin en son yapılan değerlendirmeyle 3 Ağustos 2022 tarihinde devletimiz yeniden belediyeleri bir gruplandırmaya tabi tuttu ve bunu resmi gazete yayınladı. Daha önce 9-10 grupta olan belediyeleri 5 gruba topladı. Bunlardan birinci grup belediyelerde 250 bin ve üzeri nüfusa sahip olan büyük şehirler dahil olan belediyeler grubuydu. Biz şimdi orada yer aldık. Dolayısıyla büyük şehirlerle birlikte devletten gelecek olan vergi gelirleri dağıtımında o pastadan payımızı alacak duruma geldik. Daha avantajlı konuma yükseldik. Ve diğer konularda da devletimizin birinci sınıf belediyesi olarak muamele görecek bir konuma taşındı belediyemiz. Evet. Bu önemli bir katkıydı. Bunun da karşılığında biz gerek konserler, gerek diğer kültür etkinlikler, gerekse belediyemizin içinde bulunduğu her türlü konuda onlara mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Belediyemiz imkanlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. Evet, başkanım, ben projelere geçeceğim ama projelere geçmeden önce malum sizin bu sıralar bütçe hazırlığınız vardır. Evet. İsterseniz projelere geçmeden önce önümüzdeki yıl hedeflenen proje nedir, ne getirecek, ne götürecek, bunun bir sizden bir bilgisini alalım. Teşekkür ederim. Buna bir imkan tanıdığınız için önümüzdeki yıl bütçesine
ilişkin çalışmalar devam ediyor. Evet. İnşallah Kasım ayı meclisimizde de bunu belli bir takvime bağlayıp belli bir rakamla meclisimiz organlarında görüşülmesini sağlayacağız. Ondan önce tabii göreve geldiğimizdeki bütçe, şimdiki bütçe, arada yaşananlar ve geldiğimiz noktayı isterseniz kısaca birkaç veriyle toparlamak isterim. Buyurun. 2019 yılı 31 Mart tarihinde yapılan mahalledarlar seçimleriyle iş başına geldiğimiz dönemden tabii yine meclisimizin üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturmuştuk biz. Mevcut durumun tespiti, borçları, belediyemizin taşınmazları ve elindeki mal varlıkları ile ilgili bir döküm olsun diye. O günkü tarih itibariyle meclisimizin 31 Mart tarihinde belirlediği rakamlara göre yaklaşık 629 milyon TL borcu olduğu ve o günkü nüfus olan 246 bin kişiye böldüğümüzde de kişi başına yaklaşık 2560 liralık borçla devraldık biz orayı. Buna karşılık da 2018 yılı sonu itibariyle gerçekleşen gelirimizde yaklaşık 280 milyon TL idi. Kişi başına da 1512 liralık gelirle devraldık. Dolayısıyla 2600'den 1500'ü çıkarttığımız zaman kişi başı borç yaklaşık 1100 lira civarında karşılığı olmayan bir rakam şeklindeydi. Evet başkan. Bunun kapanması gerekiyor ve yeni yatırımlar için de ek kaynak oluşturulması gerekiyordu. Gerekiyor, evet. Aradan geçen süre içerisinde 2022 yılında biz kişi başına gelirimizi yaklaşık 4500 liraya, kişi başına olan borcumuz da 1100 liraya taşıdık. Yani 2600 lira civarında olan borç 1100 liraya düştü. Evet. 1500 lira civarında olan kişi başı gelir de 4500 liraya çıktı. Evet. Dolayısıyla arada pozitif 3000 liranın üzerinde bir bakiye, geriden de 1500 lira civarında olsa 4500, 5000 lira diyebileceğimiz kişi başı son 3 yılda pozitif sermaye yatırımı oluşturacak bir gelişme oldu. Evet. Bundan memnun olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii zor bir dönem geçirdik. Pandemi dönemi ve borç yükü. Allah'a şükürler olsun şimdi borçların tamamını ödedik. Ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Yeni dönemde de biraz önce bahsettiğiniz gibi 2023 yılı özel bizim için. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı. Evet. 100. yılda şehrimize yakışan bir bütçe hazırlamaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse minimum 2023 yani 2 milyar 23 milyon TL'lik gelir bütçesi, kullanacağımız kredi ve benzeri gibi ilave yatırımlarla da 2.6 milyar TL'lik bir bütçe hedefliyoruz. 280 milyondan 4. yılında yaklaşık 10 katına çıkan bir bütçeye ulaşmak bizim için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani yaklaşık 2,5 milyarların üzerinde bir bütçe planlamamız var şu anda. Çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Bunun önemli bir kısmı yatırımlara ayrılacak. %40'a yakın bölümü mevzuat gereğince tüm personel harcamalarımıza denk gelecek şekilde en son sendikalarımızla yaptığımız anlaşma gereği evet. İşçilerimize verilebilecek en yüksek maaşları verdik. Onun dışında %60 kısmında önemli bir kısmını %50'ye yakınını yatırıma, sermaye yatırımına dönüştürecek işte projelerimizi harcayacak bir planlama içerisindeyiz. İnşallah 2023 yılının şehrimiz için çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir bütçeyi söyleyebiliriz şu an ama kesinleşmedi tabii daha bu meclis çalışmaları devam ediyor ama hedefimiz en az 2023. Yani 2023'te 2 milyar 23 milyonu aşağı düşürmeyecek şekilde bir gelir bütçesi hedefliyoruz. Evet, onun üzerindeki her rakam şehrimizin lehine olacak. Bu da Cumhuriyetimizin 100. yılına anlamlı bir bütçe olacak inşallah. Olacak diyorsunuz. Evet. Evet başkanım, yatırım bütçesi olacak dediniz. Evet. Şu anda devam eden yatırımları ve planlanan yatırımları isterseniz sizin notlarınızdan paylaşalım izleyenlerimizle. Devam edenlerden önce tabii şehrimize kazandırdığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretiyle beraber olur onları bir hatırlatalım. Toplu açılış listesine dahil ettiğimiz yaklaşık 40 civarındaki projemizin genel
yatırımlar içerisindeki payını da sizlerle paylaşarak başlayayım. Olur. Sayın Cumhurbaşkanımız o günkü 29 Ağustos tarihinde yapılan toplu açılış töreninde, mitingde Kütahya ilinin tamamı için köylerimiz, belde ve ilçelerimiz dahil olmak üzere güncellenmiş rakamlarla 5,5 milyar TL'lik yatırımı son 3 yılda bu şehre kazandırdığımızı söyledi. Dolayısıyla 5,5 milyar TL'lik toplam yatırım içerisinde Kütahya Belediye'mizin payı tevafuktur %43 oranında, yani yaklaşık 2,4 milyar TL'lik bir değere yükseldi. Yani plakamız. Plakamıza denk geldi. Bu da bugüne kadar bu belediyenin tarihinde ulaşılabilmiş en yüksek bir orandır. Yani şehirdeki tüm yatırımların neredeyse yaklaşık yarısının sadece Kütahya Belediyesi'nin yatırımlarından oluşması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Evet. Bu da şehrimize yapılan yatırımların hem değer olarak hem de vatandaşımızın ihtiyacını karşılayan öncelikli yatırımlar olması nedeniyle şehrimizde çok büyük bir memnuniyete yol açmıştır. Bunların içerisinde neler var derseniz çok şey var. Tabii 40'a yakın yatırımın hepsini sayacak durumda değiliz. Ama şunu söyleyebilirim. İlk 2 yılda biz ağırlıklı olarak altyapıyı yenileme yönünde bir planlama yaptık. Veya bazı eksikleri. Aynen öyle, eksikleri. Evet. Şimdi vatandaşın suyu yoksa, musluğundan akan su çamur akıyorsa bundan daha önemli bir ihtiyaç yok. Evet. Oradan başlamak üzere altyapı yatırımlarına ağırlık verdik. Örneğin bu yatırımlardan yaklaşık 150 kilometreye yakın yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hattını yeniledik veya değiştirdik. Evet. Ya da sıfırdan koyduk. Tabii bu yağmur ciddi para bu. Yağmur suyu. Yağmur sularının değiştirilmesinin de faydalarını şu anda yağışlarda görüyoruz. Evet, son 2 yılda birçok ilimizde can kayıpları ve mal kayıpları ulusal medyaya gündem oluştururken şükürler olsun çok ağır bir kış geçirmesine rağmen Kütahya'mızda bir tane vatandaşımızın evine geçmişte olduğu gibi artık su basmıyor. Evet. Çok ilginç bir anımı anlatmak isterim. 2-3 ay önce kış bitti. Vatandaşın birisi aradı beni. Dedi ki başkanım önce hakkını helal et. Senin arkandan çok attık tuttuk. Hayırdır dedim, ne oldu? Sorma dedi, artık bu da işte söylenmeyecek her şeyi söyledik hakkında dedi. İyi yapmışsınız, onu öbür dünyada helalleşiriz dedim. Konu nedir deyince ilk kez yaptığınız hizmetin ne kadar büyük olduğunu bu sene anladım. Son 20 yıldır her yıl evimizi su basıyordu. Evet. Bu kış su basmadan çocuklarımla evimde bir kış geçirdim. Allah senden razı olsun. Bu yağmur suyu hattını ayırmakla şehrin altyapısını düzeltmekle ne kadar büyük hizmet yaptığınızı anlamış oldum dedi. Evet. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dedim ki bu şehrin en az %80'inin altyapısını yeniledim ben. Ama sadece siz teşekkür ettiniz dedim. Size de ben teşekkür ediyorum. Helalleşme için öbür dünyaya bırakalım dedim. Dolayısıyla bu ve benzeri altyapı çok önemliydi. Ama onun dışında özellikle şehrimizi akıllı şehir uygulamalarıyla tanıştırdık. Ve bundan dolayı da özellikle emeği geçen belediyemiz çalışanları başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda da Türkiye'de kendimizle aynı statüde bulunan büyükşehir statüsünde olmayan 51 il içerisinde birinci sırada kayıtlara geçtik biz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2020-2023 Akıllı Şehirler Vizyon Belgesi'nde örnek uygulamalar arasında en fazla akıllı şehir projesini şehrine kazandıran belediye olarak birinci sırada yer aldık. Evet. 81 il içerisinde de üçüncü sıradayız. Bizden üstte, biz 35 projeyle bu dereceyi aldık. 37 projeyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 40 projeyle de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu akıllı şehir uygulamalarında sıralamaya girdi. Şimdi bunları bu şehre kazandırdık. Yani şu anda akıllı duraklardan, kavşak sisteminden, akıllı ücret toplama sisteminden, kiosklardan, su dolum cihazlarından, mobil veznesinden akıllı yeraltı çöp konteynerlerine kadar uygulamayı bu şehre kazandırdık. Ve bunların birçoğu Türkiye'de ilkler arasında. Örneğin sensörlü yeraltı çöp konteyneri izleme sistemimiz Türkiye'de ilk ve tek.
kendimiz geliştirdik. Daha sonra bizden sonra başka belediyelerde bu uygulamaya geçtiler. Çöp konteyneri belli bir doluluk oranına geldiğinden sinyal geliyor veya olağanüstü bir durum olduğunda, canlı hayvan düştüğünde, suyla dolduğunda, yangın olduğunda komuta merkezinden ilgili konteyneri tıkladığımızda nasıl bir olay var onu görüyoruz. Ve en yakın güzergahtaki araca komuta vererek, komut vererek anında oraya müdahaleyi sağlıyoruz. Tabii bu hem bize zaman kazandırıyor hem yakıt tüketiminde ciddi anlamda tasarruf sağladığı gibi örnek bir şehir olma hem yolunda de hizmeti da daha kolay hizmeti de etkin yapmamızı sağlıyor. Evet. Bu ve benzeri birçok uygulamayı şehrimize kazandırdık. Tabii 1453 konutları gibi göreve geldiğimizde sırtımızda çok ağır bir yük oluşturan bir projeyi de hem sonuçlandırdık hem vatandaşlarımız hak sahiplerini dağıtarak böyle bir şehrin konut stoğunun yenilenmesinde kentsel dönüşüme adım olarak ciddi bir adım atmış olduk. Bu önemli bir hizmetimizdi. Onun dışında tabii Evliya Çelebi Güneş Enerjisi Santrali'ni açtık ve uygulamaya soktuk. Kütahya Belediye'mizin ana hizmet binasını tamamlayıp, bununla ilgili eksikleri tamamlayıp hizmeti açtık ve evet, şu anda her şeyle kullanılır hale geldik. Saraçhane ve Kavaklar Çarşısı'nda sokak bakım onarım hizmeti vardı. Onu tamamladık, hizmeti açtık. Fuatpaşa mahallemizde sulama kanallarından her kışın mutlaka ya bir araç ya bir vatandaşımız zarar görür. Çok ciddi sorunlar yaşanır haldeydi. Bunları tamamını yeniledik ve şehrimize yakışan artık bu tür can ve mal kayıplarını önleyen bir noktaya taşıdık. Doğalgazlı mahalle fırınlarıyla şehrimizi tanıştırdık. Birçok mahallemize bunları kazandırdık ve şu anda vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Mahallelerimizde sosyo-kültür merkezi ve muhtarlık binaları yaptık. Şu anda 10'a yakın mahallemizde bu tür hizmet veren binalar yoktu. Şükürler olsun bunları tamamlayıp hizmete açtık ve vatandaşımızın kaliteli hizmet almasını sağlayacak noktaya taşıdık. Evet, Sayın Başkanım, programımız aslında sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. İstersen... Bu ve benzerileri birçok şeyin kazandırdık. Şimdi devam edenlere gelelim. Devam edenlere anlaşıldı. Getirdim, onlara da vakit alsın. Bunlara fazla zamanımız kalmadığı için hemen vazgeçiyorum ben. Ama gerçekten bu şehre hayatında görmediği ve bundan sonra da göremeyeceği çok güzel eserleri kazandırmanın da onurunu yaşadık. Bir de şehrin kendine yeter hale gelmesini sağlayacak ciddi yatırım kararlarımız oldu. Örneğin geldiğimizde çöp toplama hizmeti kiralık araçlarla yapılıyordu. Bunların tamamını belediyemizin mülkü haline getirerek daha kaliteli sıfır kilometre araçlarla hizmet verebilir hale dönüştürmüş olduk. İtfaiye istasyonumuz yetersizdi, onu yeniledik. Benzeri birçok eseri de şehrimize kazandırdık. Diğer taraftan devam eden projelerimizle ilgili şu anda imalatı devam edenler var. Bir de proje süreci ve ihale süreci devam edenler var. Onları kısa kısa hemen anlatayım ben size. Şuradan toplamda bu projelerden sonra son 3 yıllık dönemde 2.4 milyar TL'lik projeyi yapmış, tamamlamış ve hizmete açmış haldeyiz. Şu anda devam eden projelerimizde Yedigöller Rekreasyon Alanı projemiz var. Bunun ihalesi yapıldı, imalatı başladı. Allah nasip ederse bugün öğleden sonra temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Burada yaklaşık 255 bin metrekarelik alan, içerisinde her türlü sosyal, sportif tesislerin bulunduğu, kafeteryanın, restoranın, gezinti alanlarının, bisiklet parkurlarının, yürüyüş parklarının olduğu güzel bir rekreasyon alanı projemiz var. Bu sizin Kanal Kütahya projeniz vardı. Ona da gelecek sıra. Evet. Bu ayrı. Evet. Bu şu anda Kütahya'da Tavşanlı çevre yolumuzun sağ tarafında TOKİ bölgesiyle şehrimiz arasında bulunan geçmişte macera parkı olarak bilinen parkın da alt tarafında atıl bir alan. Evet. Burada doğal suların bulunduğu, göllerin bulunduğu bir alan, bataklık bir alandı. Önce bu işe 2 yıl önce suyun analizini yaptırarak başladık. Sonra suyu temizlettik. Daha sonra bu ihale süreçlerini başlattık. Evet. Tabii ki mülkiyet sorunları vardı, kamulaştırma işlemleri vardı. Kolay olmuyor bunlar. Onları bitirdik. 255 bin metrekarelik kısmında hemen ihaleyi de çıkıp yaptık. Şu anda yer teslimini de yaptık. Müteahhit firma başladı. Zemin düzeltmelerini tamamladı. Bugün nasip olursa temelini atacağız. Hayırlı olsun. Önümüzdeki 29 Ekim
tarihinde de yani 100. yılda Allah nasip ederse bunu bu şehre kazandırmış olacak. Çok önemli ve bu şehrin bu alandaki sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan önemli bir vizyon projemiz. Hayırlı bu inşallah. Olsun. Hayırlı olsun. Diğer taraftan Kanal Kütahya projemiz, sizin de belirttiğiniz gibi şehri boydan boya doğu batı istikametinde ikiye bölerek geçen Devlet Su İşleri Sulama Kanalı'nın değerlendirilmesi ile ilgili bir projedir. Bunun etap etap değişik şekillerde değerlendirmesini ve hizmete sokulmasını sağladık. Birinci etapta şehrimizin merkezinde belediyemizin bulunduğu hizmet alanının yakınındaki bölgede Bekir Avrupınar yayalaştırma projesiyle soktuk. Orası şu anda gençlerimizin ve vatandaşlarımızın çok yoğun ilgi gösterdiği şehrimizin çok önemli cazibe merkezlerinden birisine dönüştü. Güzel bir hizmet oldu. Onun devamı şeklinde yakında inşallah Laleli Camisi'nin bulunduğu ve Sebilenler Camisi arasındaki alanda da böyle bir yayalaştırma projesiyle devam edeceğiz. Aynı şekilde şu anda bu Kanal Kütahya projesinin bir başka etabı Akşemseddin İmam Hatip Okulu'yla oradan Dumrupınar mahallemizde yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bulunan bir bölgede imalatlar başladı. Kanal imalatı şu anda devam ediyor. Yanındaki regülasyon çalışmalarında hemen imalat biter bitmez başlatacağız. Bir diğer etabı da suyun Porsuk Nehri'nden alınıp göllendirildiği ve oradan da büyük bir kanalla şehir içerisinden akmasını sağlayacak bölümüydü. Onunla ilgili ihaleyi yaptık. Ama ihalenin değerlendirme sürecinde yeniden ihaleye çıkılması yönünde bir komisyon kararımız oluştu. İnşallah çok yakın bir zamanda o bölümün de ihalesini verip yani bu Kanal Kütahya projemizi etap etap olacak şekilde şehrimize kazandırma yönündeki çalışmalarımıza devam ediyor. Evet. Ressam Ahmet Yakuboğlu yani meşhur bizim Maltepe Parkımızın restorasyonu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok yakında tamamlanacak. Çok güzel bir parkı şehrimize kazandırmış olacağız. Yine Bengüs tesislerimizin önündeki Yaşam Parkımızın imalat çalışmaları devam ediyor. Yine bu sezon içerisinde inşallah onu da bitirip şehrimize kazandırmış olacağız. 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yerde Zanaat Çarşısı projemiz ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Şu an imalatına başlandı. Fora kazık çalışması devam ediyor. Evet. Toplam 280 civarında fora kazığın çakılması uygulaması şu anda sahada devam ediyor. Allah nasip ederse bunu da yine bir yıl içerisinde şehrimize kazandırıp Ulu Cami'nin önündeki Ulu Cami İş Merkezi'nde bulunan esnaflarımızı buraya taşıdıktan sonra Ulu Cami'nin önünün açılması için o iş merkezini yıkacak bir projemizin başlangıcı bu. Şu anda proje devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda Allah nasip ederse vatandaşlarımız oraya taşımış Ulu Cami'nin önünde açmış olacağız. Yine Kütahya Kültür Park projesi kapsamında hem kapalı otopark hem de kütüphane ve belediyemize sosyal tesisler kazandıracak bir projemizi eski kültür sarayının olduğu yerde başlattık. İhalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Yakında inşallah oranın da imalatına başlanacak. Bunun altında iki kat otopark, zemin katı belediyemize ait olacak. Üst iki katı da Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında Kütahya'mıza kütüphane ve kültür müdürlüğü binası olarak hizmet verecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da önümüzdeki yıl bitirmiş olacağız. Siner mahallemizde bir alt geçit projemizin ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında inşallah oranın da en büyük sorunlarından birisiydi. Onu da yapmış olacağız. Yine Sofu mahallemizde kültür evi yapımı ile ilgili ihale tamamlandı. Sözleşme aşamasında devam ediyor. Kütahya Kalesi'nin kültür yolu projemizi ihalesini yaptık. Evet. Şu anda sözleşme aşamasında orayı da inşallah önümüzdeki yıl şehrimize çok iyi bir proje olarak kazandırmış olacağız. Parmak Ören Camimizin restorasyon uygulamasına başlandı. Şu anda yapımı devam ediyor. Cumhuriyet Mahallemizde kültür evi projemizin yapımı devam ediyor. Önümüzdeki yıla bitecek. Vefa Mahallesi'nde spor tesisi ek bina ve Piriler Mahallemizdeki muhtarlık binası yapımları devam ediyor. Bunların hepsi 2023'e tamamlanmış olacak inşallah. Elektronik denetleme sisteminin kurulumu çalışmamız devam ediyor. Bu yılın sonunda Aralık ayı itibariyle şehrimize kazandırmış ve bu sisteme de şehrimiz geçmiş olacak. O da devam edenler de içerisinde. Park ve
refüjlerimizin bakım onarı projemiz devam ediyor. Birçok parkımızı şu anda yeniliyoruz. Evet. Olmayan yerlere yeni refüjler ilave ederek şehrimizi gerçekten kent kimliğiyle örtüşen, şehre değer katan projelerle donatıyoruz. Bunlar da devam ediyor. 100. yıl mahallemizde Şehit Abdullah Aslan Parkımızın yapımı tamamlandı. Geçen haftalarda bunu açtık. Çok güzel bir park haline dönüştü. Mahallemiz ziyadesiyle bundan mutlu oldu. Yerinde ve yerli dönüşüm, yani kentsel dönüşüm projemiz, evet, kapsamında şu anda Vefa Mahallemizde ve Osman Gazi Mahallemizde 500 konutlu kentsel dönüşüm projesi ihale süreçleri tamamlandı, yer teslimleri tamamlandı, imalatına başlanıyor. Vefa Mahallemizin müteahhiti geldi. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde 30 Ağustos Mahallemizin müteahhiti gelmiş olacak. İnköy Mahallemizde Allah nasip ederse şu anda mevcut küçük sanayi sitemizin yenilenmesi amacıyla bir sanayi sitesi projemiz var. Evet. Bunun birinci etabında 530 vatandaşımız talepte bulundu. Onların projesi çizildi. Allah nasip ederse bugün 17 Ekim tarihi itibariyle de bunun TOKİ tarafından ihalesi yapılacak. İnşallah o da sahiplendiğinde... Yani programımıza tevafuk etmiş. Tevafuk etti. Bugün tesadüf. 11'indeydi. Evet. Gecikti. Bir hafta etelediler. Evet. Bugün inşallah öğleden sonra onu da yapılmış olarak görürüz. Ayrıca Sultanbağ Mahallemizde de uygulama projeleri devam eden bir proje çalışmamız var. Yakında onun da ihale süreci başlayacak. Bunlar da devam eden projelerimiz. İhale aşamasında olanları da kısaca birkaç başlık halinde sunayım. Ondan sonra program herhalde kapatma, evet, aşamasına gelmiş olacağız. Evet. Bilindiği gibi şehrimizi önemli ölçüde sınıf atlatacak projelerimizden birisi de Vazokule projemiz, iş merkezi, evet, projemiz. Bunu yapış et devret yöntemiyle şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bir ihale süreci başlattık. Tabii tam piyasaların hareketlendiği bir döneme denk geldi. Bir talipli olan çıkmadı. Yeniden onu yenileyeceğiz. Bu yıl içerisinde inşallah buna bir sahip bulduğumuzda onu başlatacağız. Değilse önümüzdeki süreçte yeniden değerlendirip gerekirse belediyemiz imkanlarıyla yapıp önümüzde yıllarda bunu şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Evet. Yoncalı Şifakent projemiz kapsamında Yoncalı Çayırı olarak bilinen geniş bir alan daha önce özel dairemizin kullanımındaydı. Oranın tahsisini değiştirdik. Belediyemize devri yapıldı. Evet. Nasip olursa onu da çok güzel bir projeyle 2023 yılında şehrimize kazandıracağız. Onun ihale süreçleri devam ediyor. Yani sizin bütün projelerinizin hizmete alım süreci 2023. Yani tabii 2023'ümüzün 100. yılı. 100. yıl. O yıl bizim için çok anlamlı. Evet. Bu yıl Kütahya'mızın kurtuluşunun 100. yılıydı. Allah nasip etti. O 100. yıla işte Zafer Meydanı projemiz gibi birçok projemiz yetiştirdik. Ama önümüzdeki yılda Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı Kütahya için çok önemli. Çünkü Kütahya, evet, kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Cumhuriyetin ilanında çok büyük emekler olan ve bu uğurda binlerce şehit vermiş bir il. Kütahya bu yüzyılı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. O yüzyıla inşallah bunların tamamını yetiştirmiş olacağız. İnşallah. Yine bir Bayraktepe projemizin ihale süreci devam ediyor. Vadi Kütahya projemiz ihale aşamasında, onu şehrimize kazandıracağız. Hezar Dinara Kültür Merkezimizin yeniden yenilenmesi, cephe kaplaması ve içerisindeki atıl alanların değerlendirilerek bunun Kültür Sanat Akademisi'ne dönüştürülmesiyle ilgili çalışmamız, evet, devam ediyor. Laleli Camii yayalaştırma projemizi başlattık. İnşallah yakında uygulamasına geçeceğiz. Çamlıbahçe Yeşil Alan düzenlemesi, eski cumartesi, çarşamba, pazar olarak bilinen ve geçen aylarda yıkımını gerçekleştirdiğimiz pazar yeri alanının yeni bir yeşil alan olarak şehrimize kazandırılmasını planlıyoruz. Onu bu şekilde kazandırırken hemen yakın bir mesafede de pazar yerini yine oraya şehrimize kazandıracak şekilde onun da kamulaştırma çalışmalarını başlattık. İnşallah onu da yakında şehrimize kazandırmış olacağız. Özetle seçimlerden önce toplam 130 proje taahhüdünde bulunmuştuk hemşerilerimize. Evet, başkanım. Şu anda bu 130'un tamamına yakını tamamlanmış veya ihale süreçleri devam eden projeler konumunda olduğu gibi ilave de 70'e yakın projemizi şehrimize kazandırmış olacağız. Yani 2023 yılında Allah nasip ederse toplamda 200'e yakın şehrimize kazandırdığımız bir projeyle dönemimizin sonuna doğru bu hizmetleri şehrimize kazandırmış olacağız. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bu süreçte bize destek olan tüm hemşerilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem tahammül göstererek haklı olarak iş yerinin önünde siz asfalt uygulaması veya
kilit taşı yol çalışması yapıyorsunuz. Sizin bir saha hesaplamanız vardı. Evet. Kütahya. Onu da hatırlatayım. Tabii asfaltla ilgili çok yoğun bir çalışmamız oldu bizim. Evet. Geçen yıl yaptırdığımda yaklaşık 150 asfalt futbol sahası büyüklüğünde evet. asfalt yapmıştık. Şimdi o 150 geçti. 250'yi buldu Allah'a şükürler olsun. Her biri 7000 metrekare olan futbol sahasını düşündüğümüzde 200'den fazla futbol sahası büyüklüğünde bir evet. asfaltı bu şehre kazandırmış olduk. Şöyle söyleyeyim, toplam Kütahya Belediyesi'nin mücavir alan sınırları içerisinde 400 kilometre dolayında bizim yol ağımız var. Evet başkanım. Bunun 250 kilometresi yakınını sıfırdan yeniledik, asfaltladık, kilit taşı yaptık, değiştirdik. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca kazandırılmış olan toplam 400 kilometre dolayındaki yol ağının yarısından fazlasını 3 yıllık geride bıraktığımız sürede yenileyip asfaltlayan bir belediyeyiz biz. 200'den fazla da futbol sahasına denk gelecek şekilde bir asfalt evet, uygulaması yaptık. Rejideki arkadaşlar uyarıyorlar. Tamam. Programımızın sonuna geldik. Yoğun mesainizde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ediyorum. Yani tabii benim bir yıl önce herhalde sizinle program yapmıştık. Yaklaşık bir yıldır evet. Sağlık sorunlarım nedeniyle ben ara verdiğim için yapamamıştık. Ama inşallah başladım. Herhangi sağlığımda bir sıkıntı olmadığı sürece programlara devam edeceğim. Bu süreçte yine sizleri bu stüdyoda konuk alacağız. Ve son gelişmelerden Kütahyalı hemşerilerimize haberdar edeceğiz. Diyorum. Kalanları inşallah öbür programlarda değerlendiririz başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sadece asfalt dediğiniz sözün 285 kilometre asfalt ve beton yol yapımı, bakımı, onarımını gerçekleştirmişiz. Evet. Bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 270 milyon TL'lik kaynağı sadece yol bakımına, asfalta ve kilit taşına ayırmışız. Evet. Bu da önemli bir kaynak. Şehrimize hayırlı olsun. Evet, çok hayırlı teşekkür olsun ediyorum. Kütahya'mıza. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.